Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo Enco Air 2'nin kutu açılışını ve teknik detayları da birlikte bakıyor olacağız. Gelin şimdi sizlerle birlikte hızlıca kutu açılışını gerçekleştirelim. Kutumuz gayet kibar bir şekilde tasarlanmış. Şu şekilde yukarıdan kapağın üst kısmını çektiğimizde gördüğünüz gibi kutumuz açılıyor. Bu arada kutuyu açar açmaz dikkatimi çeken şey üst kapağın transparan olması oldu. Bence gayet değişik ve daha önce görmediğimiz bir şey olduğu için gayet etkileyici durduğunu söyleyebilirim. Kulaklığımızı şöyle kenara alalım ve kutumuzun alt tarafını da açtığımızda burada bizleri bir adet daha minik bir kutu karşılıyor. Bu kutu içerisinden de gördüğünüz gibi bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunların haricinde kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Gelin şimdi sizlerle birlikte kutuyu kaldıralım ve ürünün diğer teknik detaylarına bakalım. Kutuyu açarken de söylediğim gibi daha önce görmediğimiz bir kapak tasarımı olduğu için ilgi çekici durduğunu söyleyebilirim. Kutumuzun kapağı kapalıyken kulaklıklarımızı içerisinde görebiliyoruz. Yani saydam bir kapak yapısı kullanılmış. Bunun haricinde oval yapısı ve boyut olarak da avuç içine sığdığını şu şekilde sizlere gösterebilirim. Boyut olarak da ideal bir boyutlu olduğunu belirtmek isterim. Şimdi tasarım tarafına değinmişken ön tarafında bir adet bildirim ışığı mevcut. Bunun haricinde şarj istasyonuna baktığımızda alt tarafında bir adet tip C girişi olduğunu görüyorum. Bununla birlikte kapağını açtığımda veya sağına soluna baktığımda başka herhangi bir düğme veya başka bir komponent bulunmadığını söyleyebilirim. Tabii şarj istasyonuna baktık, gelin bir de sürücülerine bakalım. Şu şekilde mıknatıslı bir yapıda içeri direkt olarak oturuyor. Hatta ilk çıkartışta mıknatısların biraz kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Ve bununla birlikte şarj istasyonuna tutunması kuvvetli olduğu için de düşmelerin de önüne geçeceğini düşünüyorum. Hemen şöyle çıkarttığımda şu şekilde uzun bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu da aslında hem şu anki bulunan mavi renginden dolayı hem de tasarımının kibar olmasından dolayı gayet şık duruyor. Yarı kulak içi yapıda ve sürücülerimizin ağırlıkları da 7 gram. Şimdi gelin sizlerle birlikte biraz kulaklıklarımızın teknik tarafına bir bakalım. Şimdi sürücülerimizin her birinde 13.4 mm'lik sürücüler konumlandırılmış. Ve bu sürücülerle 128 desibellik bir hassasiyet alıyoruz. Ve frekans hızlarına baktığımızda 20 Hz ile 20 kHz arasında bir değer olduğunu görüyoruz. Sürücülerimizde yarı akustik bir yapı kullanılmış. Bununla birlikte dinlediğimiz müziklerde ve dinlediğimiz veya izlediğimiz filmlerde üst düzey bir atmosfer keyfi alıyoruz. Ve bununla birlikte telefon görüşmelerimizde üzerinde bulunan mikrofonlar sayesinde kristal netliğinde görüşmeler gerçekleştirebiliyoruz. Oppo Enco Air 2 içerisinde tüm müzik türlerine uygun equalizer ayarları bulunuyor. Rock müzik dinliyorsanız, pop, rap, hip hop tarzı müzikler dinliyorsanız her biri için ayrı equalizer modu bulunuyor. Ve bu sayede dinlediğiniz müzik türüne göre alabileceğiniz müzik keyfini en üst seviyeye çıkartmış oluyor. Tabii bunlar kablosuz kulaklıklarımız, yani telefonumuzdan biraz daha uzak kalmak için kullandığımız bir ekipman olduğu için üzerinde bulunan sezgisel düğmeleri sayesinde aramalarımızı açıp sonlandırabiliyoruz ve aynı zamanda bir müzik dinliyorsak durdurup devam ettirebiliyoruz. Şimdi gelin bir de batarya kısmına bakalım. Şarj istasyonumuz 440 mAh'lik bir bataryaya sahip. Sürücülerimizin üzerinde ise 27 mAh'lik bataryalar konumlandırılmış. Ve bu bataryalar sayesinde sürücülerimiz 4 saat, kutumuz ise 24 saatlik bir kullanım ömrü bizlere sağlıyor. Ve 90 dakikalık kısa bir süre içerisinde %100 olarak hem kutumuzu hem kulaklıklarımızı şarj edebiliyoruz. Tabi bunu da USB tip C girişindeki hızlı şarj desteği sayesinde gerçekleştiriyor. Tabi son olarak şunu da belirtmek istiyorum. IPX4 sertifikası mevcut. Sıçramalara ve toza karşı dayanıklı bir sertifikadır bu. Hafif dışarıda yağmurda yürüyorken su sıçraması gibi durumlarda dayanıklı olduğunu belirtmek isterim. Ve elimde olan mavi rengi dışında bir de beyaz rengi mevcut. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından bağlantılara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.